Son birkaç videoda sabit basınç altındaki bir sistemin veya ortamın entalpisindeki değişimin sisteme giren ısı miktarına eşit olduğunu görmüştük. Sabit basıncı ifade eden P'yi de eklemeyi unutmayalım. A ve B'nin tepkimeye girmesi sonucunda C ürününü elde ettiğimizi varsayalım. Bu durumda iki durum arasındaki entalpi farkı yani entalpideki değişim sıfırdan küçük olur. Bu durumda tepkimenin egzotermik olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunun sebebi nedir? Burada da sabit basınç olduğunu kabul etmiştik. Peki bunun egzotermik olduğunu yani burada ısının açığa çıkacağını nasıl anlayabiliriz? Çünkü sabit basınç altındaki bir sistemden bahsederken entalpideki değişim sisteme giren ısı miktarına eşit olur. Sisteme giren ısı miktarı negatifse bu tepkime sonucunda ısının açığa çıkacağı anlamına gelir. Yani bu durumda ısı veya enerji açığa çıkar. Enerjiyi de ekleyelim. Önceki videolarda bu türden bir tepkimenin egzotermik olduğunu öğrenmiştik. Şimdi de enerji gerektiren bir tepkimeye bakalım. Örneğin A ve B'nin tepkimeye girmesi sonucunda C ürününün elde edilmesi için enerjiye ihtiyacımız olsun. Peki bu ne anlama gelir? Bu aslında sistemin enerji absorbe ettiği, aldığı anlamına gelir. Bu durumda absorbe edilen enerji miktarı entalpideki değişime eşit olur ve entalpideki değişim de yani delta H da pozitiftir. Çünkü dediğim gibi bu durumda sisteme enerji eklenmiş oldu. Dışarıdan ısı alan bu tepkimeler endotermik tepkimeler olarak adlandırılır. Yani burada ısı absorbe edilir, sisteme eklenir. Bir tepkimenin kendi kendine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini, yani istemli olup olmadığını anlamak için entalpideki değişime bakabiliriz. Bu arada istemli tepkimeyi bazı kaynaklarda spontan olarak da görebilirsiniz. Spontan da zaten kelime anlamıyla kendi kendine olan demek. Yani istemli tepkime. Neyse devam edelim. Tepkime sonucunda enerji açığa çıkıyorsa yani tepkime sırasında enerjiye ihtiyaç duyulmuyorsa bu tepkime istemli olabilir. Aynı şekilde tepkimeye enerji eklememiz gerekiyorsa bu tepkimenin istemsiz olma ihtimali yüksektir. Ancak oldukça hızlı hareket eden ve dolayısıyla kinetik enerjisi yüksek olan parçacıklar da tepkimeye giren maddeleri bir araya getirebilir ve tepkime bu durumda istemli olabilir. Yani tek başına entalpiye bakarak tepkimenin nasıl olacağını anlayamayabiliriz. Bunun nasıl belirleneceğini anlamak ve hangi tepkimenin istemli olduğunu bulmak için ilk olarak bazı önemli unsurları inceleyelim. Delta H değerinin önemli olduğunu zaten biliyorduk. Tepkime sonucunda enerji açığa çıktığında yani delta H değerinin sıfırdan küçük olduğu durumlarda tepkimenin istemli olma ihtimali artar. Ancak entropiyi ifade eden delta S değeri azaldığında, yani tepkime daha düzenli hale geldiğinde ne olur? Termodinamiğin ikinci yasasından bunun pek de mümkün olmadığını biliyoruz. Kendi gözlemlerimden de maddelerin makro durumdan mikro duruma çok kolay geçemeyeceğini söyleyebilirim. Örneğin diyelim ki yumurtanın hiçbir şey olmadan kendi kendine yere düşmesi tahmin edebileceğiniz gibi pek de mümkün değildir. Elbette ihtimal var ama çok mümkün değil. Ancak burada entropi de oldukça önemli. Sıcaklık kavramını da unutmayalım. Çünkü burada bolca enerjiden bahsetmiştik. Yani tepkimenin gerçekleşmesi için enerji gerekse de sıcaklık yeteri kadar yüksek olduğunda bu maddeleri bir araya getirip enerji üretebiliriz ve şuraya geçebiliriz. Bunun nasıl olacağına bakalım. Tepkimeye giren maddelere ve bu maddelerin farklı kombinasyonlarına göre tepkimede ne gibi değişiklikler olacağını inceleyelim tepkime için enerji gerekse de gerekmese de burada delta H değeri önemli bir faktör. Bir de entropideki değişimi gösteren delta S değerimiz var. Tepkimenin düzenli mi düzensiz mi olduğuna da bakmamız gerekir. Ayrıca ortalama kinetik enerjiyi gösteren sıcaklığı da unutmasak iyi olur. Kısacası pek çok etkeni hesaba katmamız gerekiyor. İlk örneğimizle başlayabiliriz. Bu örnekte delta H sıfırdan küçük ve entropideki değişim sıfırdan büyük. Aslında bunu tahminde edebilirdik. Bu durumda tepkime sonrasında her şey daha da entropik bir hale gelir. Çünkü entropi yükseldikçe parçacık sayısı da artar. Entropinin elimizdeki parçacık sayısıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Yani bu durumda elimizde daha fazla parçacık olur. Buraya birkaç tane parçacık ve molekül çizeyim. İşte şöyle çiziyorum. Bunun da şöyle bir molekülü olsun. Bu moleküller birbirine çarptığında tepkime sonucunda bu ürünü elde ettiğimizi varsayalım. Buradaki moleküllerden biri yukarıdaki moleküllerden biriyle bağ kurduğunda ürün kısmına da lacivert moleküllerden birini koyabiliriz. Hatta iki lacivert molekülü de çizeyim. Bunlardan biri de buradaki mavi molekülle bağ kursun. Diğeri de pembeyle. Buradaki kahverengi molekülünde tepkime sırasında hiçbir bağ kurmadığını varsayalım. Yani ilk başta elimizde 2 molekül varken şu an 3 molekülümüz var. Tepkime daha düzensiz hale geldiğinden entropinin arttığını söyleyebiliriz. Bu durumda tepkimenin halleri de değişebilir. Ayrıca delta H değerinin de sıfırdan küçük olduğunu belirtmiştik. Bu durumda bu moleküllerin elektronlarının potansiyeli azalacağından daha kararlı bir konfigürasyon elde ederiz. Yani daha yüksek potansiyelli elektronlar ürün kısmında daha kararlı hale geldiğinde enerji açığa çıkar. Bunu aslında zaten biliyorduk. Çünkü en başta entalpi değişiminin sıfırdan küçük olduğunu söylemiştik. Bu durumda ürün kısmına enerjiyi de eklememiz gerekir. Bu açıdan baktığımızda bu tepkimenin sağ yönde gerçekleştiğini ve istemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz olasılık açısından baktığımızda iki parçacığın birbiriyle karşılaşıp tepkimeye girme ihtimali, üç parçacığın birbiriyle bağ kurma ihtimalinden daha fazladır. Ayrıca burada moleküllerin daha kararlı olduğunu söyleyebilirim. Yani elektronları daha düşük potansiyelli. Bu durumda bu moleküllerin bu yöne doğru hareket etmesi için enerjiyle veya entalpiyle ilgili hiçbir sebep yok. Yani sıcaklığa bakmaksızın ileri yönde bu tepkimenin nasıl gerçekleşeceğini tahmin edebiliriz. Hatta bence büyük ihtimalle bu istemli bir tepkime. Şimdi de tahmin etmesi pek de kolay olmayan bir örneğe bakalım. Delta H sıfırdan küçük olsun. Ancak aynı zamanda entropi değerimiz de daha küçük olsun. Şu an sadece tepkimedeki entropiden bahsediyorum. Termodinamiğin ikinci yasasıyla bunu karıştırmayalım. Dediğim gibi entropinin azaldığını varsayalım. Elimizde de iki tane parçacık olsun. Buraya iki tane parçacık çizelim. İki parçacık bağ oluşturduğunda elektronları da daha kararlı hale gelsin ve şunu oluştursun. Bu durumda elektronlar daha düşük potansiyelli bir hale gelir ve elektronlar sayesinde enerji açığa çıkar. Yani ürün kısmında yine enerji var. Entalpideki değişimin sıfırdan az olduğunu bildiğimizden bunu tahmin etmemiz çok da zor olmadı. Bu durumdaki enerji diğer tarafa göre daha az. Çünkü burada bir miktar enerji açığa çıktı. Peki böyle bir tepkimenin gerçekleşme ihtimaline bakalım. Tepkimemize sıcaklığı da dahil edelim ve düşük sıcaklıkta neler olacağını inceleyelim. Düşük sıcaklıkta bu moleküllerin ortalama kinetik enerjisi çok düşüktür. Yani çok yavaş hareket ederler. İstemlilik demek tepkimenin kendi kendine gerçekleşmesi demektir. Yani burada tepkimenin hızından ve oranından bahsetmiyorum. Bunu unutmamakta fayda var. Burada bu tepkimenin kendi kendine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bulmaya çalışıyoruz. Ne kadar süre alacağı bizi şu an için hiç ilgilendirmiyor. Sıcaklık düşük olduğunda moleküller çok yavaş hareket eder ve birbirlerine pek çarpmaz. Ancak belli bir süre sonunda birbirlerine çarpacaklarını söyleyebiliriz. Bu durumda da birbirlerinin yanından geçerler ve potansiyelleri azalır. Burada işin özünü kavrasanız yeter. Detaylarda boğulmanıza gerek yok. Bu tepkime sonucunda enerji açığa çıkacağı için tepkimenin potansiyeli azalır ve elektronlar yan yana geldiğinde bu şekilde görünürler. Bu durumda da enerji açığa çıkar. Enerji ısı veya başka bir formda açığa çıkabilir. Böylece moleküllerin diğer tarafa geri dönmesi zorlaşır. Yani sıcaklık düşük olduğunda tepkimenin istemli olma ihtimali artar. Bunu yazayım. Sıcaklık düşükse tepkime istemlidir. Peki sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda ne olur? Bu arada şunu unutmayın. Elimize sadece bu parçacıklar yok. Buraya başka parçacıklar da çizsem iyi olacak. İşte böyle ürün kısmına da birkaç tane daha parçacık çizelim. Çünkü burada birden fazla parçacık olmalı. Makro değişkenlerden bahsederken moleküllere ayrı ayrı değinmemiz biraz saçma olur. Burada bütün bir sistemden bahsediyoruz. Sorumuza geri dönelim. Sistemdeki sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda ne olur? Hemen sıcaklığın yüksek olduğu bir örnek düşünelim. Bu tarafta bunlar birbirine oldukça hızlı bir şekilde çarpar. Hatta bunu bir arabanın başka bir arabaya çarpmasına benzetebiliriz. Hatta bu kısım için de aynı durum geçerli. Bunları arabaya, atomları da arabanın parçalarına benzetirsek, birbirlerine çivilerle bağlı olsalar da iki araba birbirlerine belli bir hızla çarptığında çivi ve kaplamalar arabayı bir arada tutmaya yetmeyebilir. Değil mi? Bu durumda İki araba parçalara ayrılır. Bunu çizsem iyi olacak. Aynı şekilde kinetik enerjinin yüksek olduğu durumlarda tepkimenin bu tarafında bunlar birbirine çarparak parçalara ayrılır ve diğer tarafa geçer. Diğer taraftakilerin de kinetik enerjisi yüksek olduğundan yani birbirlerinin yanından çok hızlı geçtiklerinden elektronların kararlı halde olması bu durumun önüne geçemez bunu arabanın yanından hızlıca geçerken arabaya tekerlek takmak için uğraşmaya benzetebiliriz. Çok iyi bir örnek olmadı ama idare edin. Demek istediğim sıcaklığın çok yüksek olduğu durumlarda birbirine bağlanan moleküllerin elektronlarının daha kararlı hale gelme ihtimali pek yoktur. Yani tepkimenin egzotermik olma ihtimali azalır. Daha yüksek sıcaklıklardan örnek verebiliriz. Örneğin sıcaklık çok çok yüksek olduğunda ne olur? Bu durumda buradaki molekül buna çarpar ve bu molekülü oluşturmak yerine lacivert molekülü itebilir. O da buraya bir yere düşer. Hatta kinetik enerjinin yüksek olduğu durumlarda bu molekül lacivert olanı parçacıklarına da ayırabilir. Bu durumda bu tepkimenin istemli olma ihtimalinin azaldığını söyleyebiliriz. Hatta sıcaklık yeteri kadar yüksekse ters tepkime büyük ihtimalle istemli olur. Yani sıcaklığın yeteri kadar yüksek olduğu durumlarda bu moleküller birbirine çarparak tepkimeye girer ve tepkime bu yöne doğru gerçekleşir. Yani sıcaklık yüksekse tepkime bu yöne doğru, sıcaklık düşükse de tepkime diğer yöne doğru gerçekleşir. Şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir araya getirerek istenbilikle ilgili bir formül bulmaya çalışalım. İlk olarak entalpi ile başlayabiliriz. Bu değer sıfırdan küçük olduğunda tepkimenin büyük ihtimalle istemli olduğunu söylemiştik. Tüm bu ifade sıfırdan küçükse de tepkimenin istemli olduğunu söyleyebiliriz. Entropinin pozitif olmasının tepkimenin istemli olma ihtimalini arttırdığını biliyoruz. Bunu daha önceki örneklerde de görmüştük. Burada daha fazla molekül olduğu durumda tepkimenin istemli olma ihtimali de artar tepkimenin istemli olması için ifadenin tümünün negatif olması gerekiyor. Entropi pozitifse denklem daha da negatif hale gelir. Bu yüzden entropiyi bu değerden çıkarmamız gerekiyor. Şöyle yazayım. Bu değer pozitifse denklemimizin tümü daha da negatif olur. Yani tepkime kendi kendine gerçekleşir ve istemlidir. Bu değerin negatif olması dış ortama enerji verildiğini ifade ederken bu değerin pozitif olması tepkimenin düzensiz olduğu anlamına gelir. Yani ifadenin tamamı negatif olur. Şimdi de entropinin negatif olduğu durumlara bakalım. Entropinin negatif olması tepkimenin istemli olma ihtimalini azaltır. Bunu buraya bakarak da tahmin edebilirdik. Bu örneğimizde entropi negatifti. Yani parçacık sayısı azaldığından tepkimemiz daha düzenli hale gelmişti. Demek ki sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda entropinin önemi daha da artar. Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda moleküller birbirine daha çok çarpacağından entropi de artar. Sıcaklığın düşük olduğu durumlarda ise moleküller birbirlerinin yanında sürükleneceğinden tepkimedeki entalpi daha çok önem kazanır. Şimdi de bunu nasıl anlayabileceğimize bakalım. Dediğim gibi sıcaklık yüksekse entropinin önemi artar. Ancak sıcaklık düşükse entropi pek de önemli değildir. Bu durumda entropiyi sıcaklık cinsinden ölçebilir miyiz? Yani bu denkleme bir sıcaklık değişkeni ekleyebilir miyiz? Daha önce yaptığımız örneklerde de dediğim gibi bu ifade sıfırdan küçükse tepkimemiz istemlidir. Bu tabii ki önceki gözlemlerimize dayanıyor, kesin olmayabilir. Şimdi bunun diğer değişkenlere uyup uymadığına bakalım. Sıcaklık yüksek olduğunda egzotermik olan tepkime sağa doğru gerçekleşti. Sağ tarafa gittiğimizde de molekül sayısı azalacağından tepkimenin egzotermik olduğunu söyleyebiliriz. Gözlemlerimize göre düşük sıcaklıklarda tepkimenin istemli olma ihtimali artar. Çünkü dediğim gibi moleküller birbirine yakın geçer ve daha kararlı bir konfigürasyon oluşur. Bu oldukça mantıklı. Yani düşük sıcaklıklarda bu değerin pek de bir önemi kalmaz. Hatta daha uç bir örnek verirsek sıcaklığın mutlak sıfır olduğu durumda bu değerin hiçbir önemi kalmaz. Mutlak sıfıra ulaşmamız pek mümkün değil. Ancak demeye çalıştığım sıcaklık azaldıkça buradaki değerin önemi de azalır ve delta H değerinin önemi artar. Ancak yüksek sıcaklıklarda aynı değer büyük bir önem kazanır. Örneğin delta S değeri sıfırdan küçükse bu ifade pozitif olur ve dediğim gibi buradaki önemi artar delta H değeri negatif olsa da burada çıkarma işlemi yaptığımızdan delta S değeri önündeki eksi işaretinden dolayı pozitif olur. Burada bir noktayı daha hatırlatmak istiyorum. Burada sıcaklığı Kelvin cinsinden ölçtüğümüzden sıcaklığın aslında negatif olma ihtimali yok. Yani bu değer yeteri kadar pozitif olduğunda, yani negatif entalpiden daha büyük olduğunda tepkimenin istemli olma ihtimali ortadan kalkar. Yani sıcaklığın yeteri kadar yüksek olduğu durumlarda bu yönde gerçekleşen tepkime istemli olmaz. Aslında bunların hepsini aşağıdaki denkleme bakarak anlayabiliriz. Şimdi de entalpinin negatif, entropinin de pozitif olduğu örneğe bakalım. Entalpi negatif olduğundan burada enerji açığa çıkar ve entropi de arttığından tepkime daha düzensiz hale gelir. Ayrıca delta S değeri de negatif olur. Bu durumda denklemimizin sonucu kesinlikle negatif çıkar. Aslında delta H negatif, delta S de pozitif olduğuna göre tepkimenin daha entropik olduğunu ve enerjinin açığa çıktığını, dolayısıyla bunun istemli bir tepkime olduğunu tahmin etmemiz mümkün. Buradaki denklemde bunu doğrular nitelikte. Bence bu oldukça mantıklı bir denklem. Tahmin edebileceğiniz üzere bu denklemi kafamdan uydurmadım. Bu denklem sayesinde bir tepkimenin istemliliği hakkında bir fikir yürütebiliriz. İleriki videolarda bu denklemden daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Belki entropi ile ilgili bazı temel formülleri de tekrar değinebilirim. Dediğim gibi bu denklem ya da formül sayesinde tepkimenin istemli olup olmadığını anlayabiliriz. Bu videoda da size bu formülün neden önemli bir formül olduğunu göstererek konuyu daha iyi anlamanıza biraz yardımcı olduğumu düşünüyorum. Bu ifade de aslında Gibbs serbest enerjisindeki değişimi ifade eder ve delta G sembolü ile gösterilir. Bu sayede de tepkimenin istemli olup olmadığını anlayabiliriz. Bir sonraki videoda bu formülü birkaç örnek üzerinde göstereceğim. Daha ileriki videolarda da temel termodinamik ilkelerinden yola çıkarak bu formüle nasıl ulaşabileceğimizi göstermeyi planlıyorum.